Herkese selam herkese merhaba dostlar kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte TLM coin'in grafik üzerindeki incelemesini yapacağız. TLM coin videomuza oldukça yoğun bir istek, e, oldukça yoğun bir ilgi gösterilmişti. O videonun devamı niteliğinde olan detaylı bir şekilde TLM coin'in teknik analizini yapacağız. Grafik üzerinde TLM coin'i inceleyeceğiz. Tabi videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatmamız var. Kanalımızda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Zamanıyla kendi şahsi fikirlerimdir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Bir de arkadaşlar şu anda kanalımın sayfasındasınız. Kanalımda sizler için birbirinden farklı, oldukça güzel, oldukça bilgilendirici içerikler paylaşıyorum. Siz de bana destek olmak amacıyla kanalımıza <laughs> abone olup videomuza like atarsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Daha fazla lafı uzatmayalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Şu anda gördüğümüz üzere TLM Coin'in TradingVim'de USDT e, Binance Partisi'nde incelediğimizi görebiliyoruz. Şu anda e, gördüğümüz üzere anlık fiyatının 0.1 dolarlarda olduğunu görebiliyoruz. Çok ufak bir süratı var. E, şöyle baktığımızda önümüzdeki direncimizden red yemiş. E, aşağı yönü şu anda 4 saatlikteyiz. Aşağı yönünü hareket yapacağı manası da gelebilir. Hatta buradan daha tam bir et yediğini söyleyemeyiz. Belki bir umut bir daha bir deneyebilir. Aslında şöyle bir hareket de sergileyebilir. Yani şurada bir mum daha kapatabilir ama e, piyasaya bağlı bir durum olaraktan aşağı yönlü şuraya kadar da bir hareket yapma olasılığını göz önünde bulundurulmak lazım. Kısa vadede trend e, trade amacıyla bakacaksanız olaya. Yani piyasa iyiye giderse, e, artışlar devam ederse hedefimizin hızlı bir şekilde şuralar e, şurada da olduğu gibi hızlı bir yükseliş ile 0.11 dolarlar olacağını yani neredeyse şöyle baktığımızda %10'luk bir yükselişin bizi beklediğini söyleyebiliriz kısa vadede. Tabi dediğim gibi piyasanın iyiye gitmesi önemli. Bitcoin'in böyle 43 bin dolarlara kadar çıkması bizim için yeterli olacaktır. Şuralarda bir yerde bir mum kapatırız 4 saatlik ardından da hedefimiz Gördüğünüz gibi 0.11 dolarlara kadar gider. Şöyle şunları kaldırayım. Şurada bir trendimiz olduğunu aslına bakarsanız e, görebiliyorsunuz. Şöyle bir trendimiz olduğunu. Bu trendinde yani eğer düşüş yaparsa maksimum şu aralara kadar düşeceğini yani şuradan bir düşüş yaparsa maksimum düşeceği yerin orası olacağını da söyleyebilirim. Böyle trendimizi biraz daha olağan hale getirelim. Bir yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz kısa vadede. Aslına bakarsanız orta vadede de bu trendin gidebileceğini düşünüyorum. Ve ilk hedefimiz olarak 0.11 dolarları olarak görüyorum. Yani kötü senaryoda ne olur diye soracaksanız kısa vadede kötü senaryoda olabilecek şey. Yani tekrardan... 0.10 seviyelerine düşmek olacaktır. 0. Yani çok düşük bir şöyle baktığımızda düşüşte karşı karşıya kalacağımızı söyleyebiliriz. %3'lük hadi %5'lik olsun bir düşüşün biz beklediğini söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi uzun vadede çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. İyi senaryonun gerçekleşme olanının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi dediğimiz gibi şu anda yükseliş trendinin içerisinde. Bakalım arkadaşlar uzun zamandır bir düşüş trendinde olduğunu görebiliyorduk ta ki 0.088 dolarlardan red yemesiyle 0.090 dolarlardan red yemesiyle birlikte böyle bir yükseliş trendine girdiğini görebiliyoruz. Şu aşağıdaki desteğimiz kırmızı olan desteğimiz bizim için oldukça kuvvetli bir destek. Yani buranın gelip gelebileceği en son nokta olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani burası aslına bakarsanız bir alım seviyesiydi. Biz zaten bunu daha öncesinde de söyledik. Şu anda alım seviyesinde olduğunu söylemiştik. Yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Kanalımızdaki TLM inceleme videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi orta vadede bizim ilk hedefimiz %10'luk bir yükseliş kısa vadede aynı şekilde. Ancak daha uzun vadede bakacak olursak şöyle bir ATH'ımıza bakalım. ATH'ımızın şuradaki seviye olduğunu varsayarsak 0.56 dolarlar bizim ATH'ımız. Bir de şurada büyük bir ATH yapmışız. 0.90 dolarların bir ATH olduğunu söyleyebilirim. Aslına bakarsanız TLM coin'in hedefi 1 dolar da olabilir. Çünkü oldukça ismini sıkça duyuran bir coin. Uzun zamandır da yatayda hareket edebilen bir yatayda hareket eden bir coin. En son yükselişini 0.56 dolarlardaki yükselişini Kasım aylarındaki yükselişte yapmış. Kasım aylarında Bitcoin bildiğiniz gibi yeni bir ATH görmek üzereydi. O zaman da 0.56 dolara kadar çıkmış. Kimik biz biraz daha videomuza dönelim, analizimize devam edelim. Biraz göstergelere bakmak istiyorum. Orta ve kısa vadede göstergeler ne gösteriyor? Şöyle arı baktığımızda arı sayı aslında burada bizim için pek bir şey ifade etmez ancak 63 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Şuranın kırılımıyla birlikte tekrardan şurada olduğu gibi 70 seviyesini geçerek 0.16 dolar'a kadar varabilir. Hadi diyelim 0.15 dolarlarda bir dur versin. Yani Dediğimiz gibi şurada olan bir yükselişi yaşamak aslına bakarsanız zor değil. Şöyle göstereyim size. Işte. Şuradaki yükselişi yaşamak e, hayal değil e, baktığımızda. RSI'nin 70'sinin üstüne çıkması ile birlikte yaşanabilecek bir durum. RSI'nize baktığımızda uzun zamandır yükselişte olduğunu görebilirsiniz. E, şu anda baktığımızda 65-64 olarak gösteriyor RSI 70'in üzerine çıktığında yani şurada da gördüğünüz gibi 74 75 gördüğümüzde tekrardan 0.15 0.16 dolarları görebilerek çok ciddi bir yükseliş yakalayabiliriz yani yakalayacağımız yükseliş şöyle tuttuğumuzda yüzde %40'lık %45'lik bir yükseliş yakalayabiliriz eğer RSI'daki gibi %70'in üzerine aşırı alım noktasına çıkarsa. Bunun olma olasılığı var. Orta vadede %50'ye yakınlık büyük yükselişin bizi beklediğini söyleyebilirim. O zaten dediğim gibi orta vadede kötü senaryomuz en fazla %5'lik bir düşüşün bizi beklediğini söyleyebilirim. Yani uzun vadede olaya baktığımızda uzun vadede zaten TLM coin projesi güzel coinlerden. Uzun vadede MACD'ye bakmak istiyorum. Uzun vadede bakmak için gülmeye çekiyorum. Aynı şekilde şuradan MACD'imi de seçiyorum. MACD'ye baktığımda günlükte şu anda e, kesişimin olumlu yönde olduğunu görebiliyoruz. Şu mor çizgimiz sarı çizgimizi kesmiş yukarı yönlü ve bu da yükselişin habercisi olduğunu söyleyebilir zaten. Kestiği günden itibaren şurada da aynı şekilde yükseliş başlamış ve yükselişin bu şekilde devam edeceğini bu bize gösteriyor. Eğer ki bu yükselir yükselir ve şu noktada bir yerde e, şuradaki sıfır noktasının üzerine çıkarsa... O zaman coin'imiz için aslına bakarsanız şöyle tutalım 0.26, 0. 0.35 hatta 0.40 seviyelerini söyleyebiliriz. Yani Kasım aylarındaki gibi bir yükselişin bizi beklediğini söyleyebiliriz aslına bakarsanız. Yani görebileceğimiz MACD'nin şu şekilde kesim çizimiyle birlikte görebileceğimiz maksimum seviyende. Yani olan seviyenin de 0.30 dolar olduğunu söyleyerek 3x'lik bir potansiyelin bizi beklediğini söyleyebilirim uzun vadede. Tabi bu tamamıyla aslına bakarsanız Bitcoin e, e, oranlı bir şey. Bitcoin yükselişiyle birlikte TLM'de güzel yükselişler yakalayacak. Yani Bitcoin %50 artsın TLM %200 artacağını söyleyebiliriz. Altcoin'leri bu şekildedir. da biraz düşmesiyle birlikte. Aslına bakarsanız bu bu şekilde. Diyeceklerim bu şekilde. Uzun vadede de düşebileceği nokta nere olacağını sorarsanız e, uzun vadede düşebileceği nokta 0.089 0.090 seviyeleri. Yani şu anki anlık fiyatından %15 aşağı düşebileceğini de söyleyebilirim. Daha aşağı düşer mi derseniz aylardır düşmemiş hani e, yıllardır düşmemiş diyebileceğim bir seviye e, düşeceğini hiç zannetmiyorum. Zaten teknik analiz dediğimiz şey de budur. Geçmişteki hareketlere bakarak geleceğe yorumlamak geçmişteki hareketlere bakıyoruz. Yani uzun zamandır düşmemiş. En son bir e, Haziran ayında düşmüş. Ardından yine baktığımızda aylarca aşağı yönlü bir hareket sergilememiş. E, düşebileceği en düşük seviyenin de buru olduğunu düşünüyorum %15'lik bir düşüşte. Şimdiki videomuzu bir özetleyelim. Kısa vadede %10'luk bir yükseliş beklediğimi söyledim. Şu seviyeye geleceğimizi kısa vadede söyledim. Orta vadede e, yükselişin 0.15 0.16 dolar olan şu aralıkta olabileceğini söyledim. Yani 0.15 direncimizde durabilir diye bir sinyal verdim size. Tabi yatırım tavsiyesi değildir bunlar tamamıyla kendi şahsi fikirlerimdir. Ee, uzun vadede de MACD'nin kesişimi ile birlikte şu anda günlükte bakıyoruz. Ee, günlük bazda MACD'nin kesişimi ile birlikte 0.30 dolar hatta daha üstünde gelebileceğini söyledim arkadaşlar. Aslına bakarsanız TLM koyun analizi bu şekildeydi. Benim gözümde şu anda olumlu bir analiz, olumlu bir teknik analiz, olumlu bir grafik olduğunu söyleyebilirim. Diyeceklerim bu şekildeydi. Fazla bir düşük göstermediğini de söyledik. Umarım sizlere yardımcı bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici, umarım içeriğini beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarız ki yatırımlar gün geçtikçe daha çok değerlenir. Diyeceklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.